balkondan atlasam kötürüm kalma riski var. Yani hayat boyu Nurhayat bakar, kötürüm olduğundan kalkıp kaçamazsın da. Of, bir şişe uyku hapı yutsam, bende gastrit var, mideme dokunur. Kiralık katil tutup kendimi vurdursam, kaça yaparlar ki? Ama kaç paraysa kaç para abi, parasıyla değil mi? Evi köyü satar, bir hovardalık yapıp veririm parasını, fıstık gibi vurdururum vallahi kendimi. Bu işkenceye dayanmaktansa. Çünkü krem gelinlikle beyaz gelinlik arasında çeperi avralı bir kız olan kızla küpeli, dövmeli, motosikletli bir Cihangir fındıksı arasında olduğu kadar muazzam bir fark vardır Rıza'cığım. Bu dediğim kayıtlara geçsin ve bütün ev kızlarının kulağına küpe olsun. Rıza'cığım keyifler nasıl? Keyiften ölüyorum Nurhayat. Allah afiyet versin Rıza'cığım. Yalnız o tıraş makinesini hemen değiştir. Bak buradan biliyorum hiç iyi anlamış. Yer yer ayrık otları gibi kendi aralarında gruplaşmış asi ve portatür sakallar var. Ver bakayım. Tırnaklarımızı ne yapıyoruz? Daha kısa kesiyoruz. Bunları da sakallar gibi hizaya getiriyoruz. Saçına, sakalına, tırnağına hakim ol Rıza'cığım. Onlar üzerine oturtur kutlatın. Ayrıca gece 11 dedim mi yat, sabah 8 dedim mi kalk. Öyle gece araları oralarda buralarda teraslarda gezireyim deme. Gece uyanık gezenin hanesinin bereketi olmazmış. Allah Allah, kim demiş bunu? Ben diyorum. Kalkalım mı, ne dersin? Ben ne derim? Ben. Ya Nurhayat, ordu komutanı gibi hayatımın her alanına kural koydun ya. Sen istediğin zaman kalk çanta gibi de beni yanında götür. Neyi soruyorsun ki? Aman, ben de anlarım komutanlıktan Rıza'cığım. Aşk olsun kız başıma hem de. Ya Nurhayat, yarın var ya seni orduya alsınlar. Yemin ediyorum bütün askerler kolonyalı mendille o tüfekleri silip öyle ateş etmeye başlarlar ha. İlahi. Yalnız kolonyalı mendil deyince ben dikkat ediyorum. Senin bu ayakkabılarının üzeri sanki çöllerde koşturmuşsun, bataklıklarda timsahlarla dövüşmüşsün gibi hep toz, çamur, toprak. Nurhayat ne yapıyorsun? Bırak ya. Kafamı vurdum. Of, vurdun mu? Of, beynimin dibine kadar zangırdadım. Of. Ne arıyorsun sen de masanın altında ya? Ya Nurhayat bir bırak Allah'ını seversen sakalımı, ayakkabımı, elimi, yüzümü, bedenimi, ruhumu bir bırak ya. Nasıl? Ben senin iyiliğin için babanın uşağı gibi yere eğilip ayakkabıdaki tozları alayım, sen nankör kediye bala ha? Kedi. Doğru kedi yaptın beni Nurhayat. Koskoca bir kaplanı aldın, evirdin, çevirdin, kedi yaptın. Nurhayat bir yürü ya. Bir yürü ya. Nasıl oldu Nurhayat başın? Ağrıyor mu? Ah kafama, ah kafama. Ben ne yaptım Gülse ablam, ben ne yaptım? Erkek egosuna giriş, temel prensip no 1. Kadın hep kırılgan, aciz ve erkeğine muhtaç gözükmeli. Kuralını unuttum. Koptum gittim, büyük coştum, çılgın attım. Böyle bir kural mı var ayol? Olmaz bu Servet teyzeciğim. Bir erkeğin bir kadından duyacağı en cazip cümle nedir? Alışverişten nefret ederim. Her akşam maç olsa da izlesem. Sevişelim mi? Çok ayıp oğlum. Allah Allah. Sen yıllardır yaparken ayıp değil de ben şimdi söyleyince mi ayıp? Annemle dayım yumurtadan mı çıktı yani? Açma mahallenin çocuklarıdır. Çalar çalar giderler. Efendim? Konu doldu gitti Sertaneciğim. Cevap veriyorum. Hiçbiri. Bir erkeğin bir kadından duyacağı en cazip cümle... ...sen daha bilirsin hayatım, ben ne anlarım kadın başıma. Dur, bu lafıma bir mim koy sen. Koydum çocuğum. Ya sen ne yaptın hacı ya? Sen ne yaptın ya? Tam otoparkın yüzdelerini Karakaş ailesiyle tekrar konuşmaya oturmuşken... ...sen ne yaptın ya? Bu kız bizim veli nimetimiz. Baş tacımız, kraliçemiz, sabah melikemiz, sabah tümerimiz, gündüz kuşağımız, gök kuşağımız, yıldızımız. En azından bu hafta. Ya kafayı çarptı diye hafıza kaybına uğrar da ben ne katlı otopark hatırlıyorum, ne Rıza hatırlıyorum dersen ne olacak? Allah söyletiyor enişte. Ne? Ya baba bir şey olduğu yok ya. Altı üstü ufak bir atışma. Atışma? Atış mı oğlum? Ne atışıyorsun? Sen artık nişanlandın, bitti. Direnme. Çırpındıkça boğulursun. Suyun akışına bırak kendini. Rafting yapar gibi. Rafting mi baba? Evet. Oldum olası özenmişimdir rafting yapmaya. İnsan olmadık şeye heves ediyor. Ne diyorsun baba ya? Şunu diyor. Tecavüz kaçınılmazsa diyor. Uzanıp keyfini çıkartacaksın diyor. Nişanlandın, bitti. Bundan sonra Nurhayat'ı el üstünde tutacağız. Bir dediğini iki etmeyeceğiz. Şu iş bir bağlansın, ondan sonra öküze bağlarsın. Kardeşim, haydi. Merhaba Rıza'cığım. Aa Nurhayat, kafan nasıl? Kafam güzel vallahi. Ay biraz acı ama iyiyim canım. Ay Rıza'cığım, ben kız başıma bilemedim. Buradan istiklal nasıl çıkıyorduk? İşte her zamanki gibi. Yani? Yani işte buradan kıvrılacaksın sıra sırayla, oradan düz yukarı Taksim işte. Her zaman gittiğin yolun hayat. Ay ben hem seni arayamadım da mecbur buraya gelip sorayım dedim. Kız başıma bu telefonu çözemiyorum. Acaba sen bakıp bana öğretebilir misin? Aramak için yes, kapatmak için no. Sana sormadım canım. Rıza'cığım ben bu istiklal işini hala anlamadım. Kafam çok karışık. Ben tek başıma gidemem. Acaba sen beni oraya yürütebilir misin? Yolları ben de karıştırırım bazen yenge. Telefonun yön bulma şeyi vardır, onu kullan. Ay açabilsem. Tamam ben bırakayım seni. Selam. Ya Bora bir şey soracağım mı sana? Böyle kafanı falan sert bir şekilde bir yere çarpsan, sonrasında böyle bir hani dalgınlık, unutkanlık falan gibi şeyler normal mi? Çarpmadan değil abi o. Artık sen belli bir yaşa geldin. Olur öyle yavaş yavaş. Ya ben değil ya. Nurhayat kafasını çarptı çok fena. Bayağı şiş yani. 2 günde unutkan. Yani yol bulamıyor. Hiçbir işini kendisi halledemiyor. Ayakkabısını bağlamaktan aciz kızcağız ya. Kafa travması. Hadi ya. Hadi ya. Kesin. Bir arkadaşımın başına da gelmişti. Berbat bir dizide Çinli casusları oynuyorduk. Sette kaza geçirdi. Kafasına dönen bir nunchaku düştü. O nasıl oldu öyle ya? Nunchaku'nun öbür ucunda ben vardım ve biraz acemiydim. Eğitmen getirmediler sete. Ben ne yapayım ya? Her neyse bunda bir unutkanlık, bir dalgınlık, bir tuhaflık. Kafa travması geçirdiği ortaya çıktı. Neyse ki zamanında hastaneye götürdük. Hemen beyin tomografisi çektirdik. Paniğimize sağlık. Abi siz hastaneye götürdünüz mü? Yo. Deli misiniz siz? Bir an önce götürün. Yoksa çok geç olabilir. Ay. Ne güzel sürpriz oldu bana bu akşam Rıza'm. Dur Nurhayat, dur Nurhayat. Bu çiçek Nurhayat. Bu çiçek, yemek değil. Bak yemekler burada. Bak burada yazıyor. Sen seçiyorsun. Ben söyleyeceğim. Tamam mı senin için? Hadi bakalım. İlahi çok tatlısın Rıza'm. Ben seçemedim aşkım. Sen benim için seçer misin? Şey yapamadım şimdi kadın başımla. Hallederim. Ver Nurhayat'cığım, ben hallederim. Of, seni hiç yalnız bırakmayacağım bundan sonra. Ben bundan sonra sonuna kadar senin yanındayım. Tamam mı Nurhayat? O kadar mutluyum ki. Dur Nurhayat. Senin şimdi kafan karıştı. Önce otur. Önce yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra eve gideceğiz. Tamam mı Nurhayat? İşte beyin tomografisi. Bak neler yapıyorlar. Anne dur bir dakika ya. Bir şey çıktı mı Nurhayat? Dediğim gibi evet çıktı Rıza'm. Ne çıktı canım? Sen çıktın. Efendim? Eğer dikkatli bakarsanız görebilirsiniz. Beyin kıvrımlarımın arasında Rıza yazıyor. Rıza mı yazıyor? Bak ablam beynimin kıvrımlarıyla el yazısı Rıza. Görebiliyor musun? Bak turuncuyla çizmişim. Aa vallahi Rıza yazıyor ya. R-I-Z-A. Ay Allah'ın bir hikmeti. Bu ne demek şimdi ya? Ben hep diyorum ya Rıza benim kaderim, alnıma yazılmış bir isim diye. Demek ki sadece alnıma değil, daha derinlere, beynime kadar yazılmışsın Rıza'm. Ay çok enteresan. Sağlığın nasıl Nurhayat? Sağlığın yani hastalık olarak ne çıktı? Aa hiçbir şeyim yok. Maşallah. Her şeyim normal. Senden başka benim de hiçbir şey yok Rıza'm. Unutkanlık ne oldu peki? Bir aç insan İki aşık insan her şeyi yapar Rıza'm. Ben bu tomografiyi elime aldım ya. Yüce tıp ilmi bu aşka şahit oldu ya. Artık şu yandaki cadı kadın dahil bizi ölüm bile ayıramaz Rıza'm. Oh, oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.